Evet, herkese merhaba. Bu hafta yeni bir çalışmayla başlamak istiyoruz. İsmi Pago, paylaşmak güzeldir. Yaklaşık yarım saatlik videolardan oluşacak ve sizlerle kıymetli eğitimcileri tanıştırmayı düşünüyorum. İlk çalışmamız, ilk haftamız, ilk videomuz Emre Taşkın hocamızı sizlere sunacağım. Emre Taşkın, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılında hayata geçen Görme Engelli Öğrenciler Platformu'nun ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin de kurucusu. Emre Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, tüm izleyicilerimize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Emre Hoca, Emre Taşkın ismini görme engellilerle yapılmış birçok çalışmada, eğitim alanında yapılmış çalışmada görebilirsiniz. Birçok panel çalıştayda yer almış, sözlü bildiriler, poster bildiriler sunmuş ve birçok önemli projede yer almıştır. Sınavlarla ilgili engellilerin hakları, istihdamı, eğitimi, bilgiye erişimi gibi hangi alan aklınıza gelirse gelsin mutlaka Emre Hocamın bir katkısı, bir payı vardır. Türkiye çapında önemli projelere imza atan Eget'le birlikte çok önemli işler başarmışlardır. Mutlaka tanışmanızı istediğim eğitimcilerden bir tanesiydi. Kendisi de sağ olsun nazik davet, kendisi de kabul etti davetimizi, kırmadı bizi. Emre Hocam, öğrencilerimle, izleyicilerle birlikte kapsayıcı eğitimi biraz konuşalım demiştik hatırlarsanız. Önemli Evet. buluyoruz. Evet. Kapsayıcı eğitim nedir? Ne anlamalıyız? Bu konuda bizlere ne söylemek istersiniz? Evet, öncelikle yeni başlayan eğitim dizinizde ilk olarak beni davet etme şerefini bana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Yani gurur da duydum sizin programınızın ilk konuğu olmak. Tüm izleyicilerimize de tekrar sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi kapsayıcı eğitimi şöyle özetleyebiliriz. Biraz da belki sosyal bilimler alanında kafa yoran bir kişi olarak ben 20. yüzyılın Şahin Hocam ve kıymetli izleyicilerimiz, sevgili öğrenci arkadaşlarım, 20. yüzyılın dünyanın belki de en hareketli asırlarından biri olduğunu düşünüyorum. Birinci yarısında kazanan ya da zafere ulaşmaya çalışan, mücadele edenler genelde askerler olmuştur. İki tane dünya savaşı yaşanmıştır. Ve günün sonunda eğer bir kazanan olduysa onlar silahlı mücadele yoluyla kazanılmıştır. İkinci yarısında ise öteki olduğunu hisseden gruplar öteki olmaktan kaynaklı uğradıkları ayrımcılığa karşı mücadele etmeye başlamışlardır. Kapsayıcı eğitim de buradan doğmuştur zaten. Yani kapsayıcı eğitim, dezavantaj yaşayan her türlü grubun eğitim, öğretim ortamına etkin katılımını sağlamak için alınması gereken tedbirlerdir esasen. UNESCO'da zaten şöyle diyor. Öğrenenlerin farklı gelenek isimlerine, onların eğitime, kültür ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci. Yani bu aslında etraflı bir tanım. Ve öteki olarak karşımıza çıkan her grubun uğradığı zorlukları, ayrımcılıkları gidermeye dayalı bir şeydir. Kapsayıcı eğitim budur yani Şahin Hocam. Kendisini ayrımcılığa uğramış, tırnak içerisinde normal olamamış herkesi kapsayan bir süreçtir. Kapsayıcı eğitimin bildiğim kadarıyla hocam yurt dışında, yurt içinde uygulanabilirliği, yaygınlığıyla alakalı ne düşünüyorsun? Henüz istediğimiz noktada mıyız? Yani kapsayıcı eğitim kavramı zaten yeni yeni esasen içselleştirilmeye başlanıyor ülkemizde. Çeşitli projelerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya diğer sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar yoluyla kapsayıcı eğitim içselleştirilmeye çalışılıyor. Bence şu anda içselleştirme sürecindeyiz. Ama içselleştirme süreci alınan eğitim ve seminerlerle olmaz.
sadece. Bunun uygulanması da gerekir. Biz henüz daha o noktaya gelemedik. Yani sözel olarak bakarsan hiç kimse ayrımcılık yapmaz. Herkes ayrımcılığın her türlüsüne karşıdır. Ötekileştirmeye karşıdır. Ama kendi değer yargıları içerisinde karşıdır. Kendi değer yargılarına göre aykırı olan her şey onun ayrımcılığa karşı olma durumunun dışındadır. Peki. Yani bu kapsayıcı eğitimle kaynaştırma eğitimi farklı kavramlar mı? Aslında değil. Kaynaştırma eğitimi aslında kapsayıcı eğitimin hedefi. Yani çünkü kapsayıcı eğitimde biz normal tırnak içerisinde olmayan grupları belli bir standarda getirmeyi çalışmak ya da daha da doğrusu farklı öğrenme becerilerine sahip kişilerin bu gereksinimlerine göre ortamları düzenlemeyi hedefliyoruz. O yüzden kaynaştırma eğitimi zaten kapsayıcı eğitimin içeriğindedir yani. Evet. Biraz daha açalım istersen. Yani evet. Şahin Hocam. Buyurun hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar, kapsayıcı eğitimin olabilmesi için, daha doğrusu bizim verdiğimiz eğitimin kapsayıcı hale gelebilmesi için ne lazım? Ayrımcılık yapmamamız lazım, değil mi? Çok çok herkes söyler, ayrımcılığa karşıyım. Peki ayrımcılık nasıl olur? Bunu çok kısaca özetlemek isterim. Biz bazen doğrudan ayrımcılık yaparız. Bazen dolaylı ayrımcılık yaparız. Bu ne demektir? Eğer biz bunu yapmazsak, bence zaten her şey burada başlıyor. Bunu yapmazsak gerisi kendinden gelecek. Doğrudan ayrımcılık dediğimiz şey, kişinin farklı durumuna karşı doğrudan hedef almaktır. Farklı durumunu doğrudan hedef almaktır. Kişinin cinsiyetini hedef almaktır. Kişinin engelini hedef almaktır. Kişinin ten rengini, dini inancını hedef almaktır. Ne demektir bu? Bir öğrenci eğer dış görünüşünden dolayı dışlanıyorsa ya da bir engelli öğrenci sırf engelli olduğu için bir takım faaliyetlere katılımı engelleniyorsa bu doğrudan ayrımcılıktır ve görülür. Yani işte kadınların belli bir takım ortamlara alınmaması veya engellilerin bazı meslekleri yapamaması gibi durumlar doğrudan ayrımcılık örneğidir. Bunlar görülür. Ve karşı olunanlar da çoğunlukla bunlardır. Ama bir de dolaylı ayrımcılık vardır. Bence bu doğrudan ayrımcılıktan daha zor mücadele edilebilen bir şeydir. Çünkü görünmez. Mesela bir öğrenci diyelim ki çok şımarık. Daha doğrusu şımarık olarak etiketlenmiş. Öyle görülmüş. Ve bu öğrenci artık öğretmeni tarafından yok sayılır hale gelmiş. Ne derse desin. Belki de çığır açacak bir şey söyledi. Ama o artık yok sayılabilir seviyeye gelmiştir. Yani öğretmen onu artık anlamaz, dinlemez. O doğayla ayrımcılıktır. Veya diyelim ki, şimdi görme engelliler bütün bilgiye erişmekte zorlanıyorlar. Yani bütün ders kitaplarına görme engelliler şu anda ulaşamıyorlar. Veya web sayfalarına ulaşamıyorlar. Ya da bedensel engelliler bütün binalara erişmekte zorlanıyorlar. Öyle değil mi? Böyle erişilebilirlik problemlerimiz var. Peki bu şundan mı kaynaklanıyor? Yani bu web sayfalarını kuranlar veya bu binaları inşa edenler özellikle engelliler gelmesin diye mi böyle yapıyorlar? Yok. Hayır. Yani web tasarımcısının ısrarla ve ısrarla görme engelliler bu siteye giremesin diye siteyi erişilemez yaptığını düşünmüyorum. Bunun için önce erişilebilirlik kurallarını A'dan Z'ye bilmesi lazım. Ondan sonra da kasti olarak böyle şeyler yapması lazım. Öyle değil mi Şahin Hocam? Evet, evet. Burada bir yok sayma söz konusu. Ya da bir işe girmesine karşı olmak ayrı bir konu. Direkt bir ayrımcılık. Ama işe girdiğinde de örneğin sen sekreter ol, telefonlara bak demek ayrı bir ayrımcılık değil mi? Normalde dışlamıyor gibi görünüyor ama sadece bunu yapabilirsin diyor.
Dolayısıyla hani iyi Eğer niyetle yaklaşıyor gibi ama aslında sınırlıyor. iki kişi mülakata girdiğinde sırf kişi engelinden dolayı veya kadın oluşundan dolayı veya daha başka bir ayrımcılığa uğrama durumundan dolayı eleniyorsa bu doğrudan ayrımcılıktır. Ama işe alındıktan sonra sizin de söylediğiniz gibi mesela engelli olmayan kişiye daha fazla görevler yüklemek, daha fazla sorumluluklar vermek ve engelli olana sırf engelinden dolayı bunu yapamayacağını düşünerek böyle şeyler yapması da yine ayrımcılığın bir türü. Ama bunu eğer kasti olarak yapıyorsa yine dediğimiz gibi bir doğrudan ayrımcılık var. Yani doğrudan ayrımcılık kasti olarak yapılandır. Dolaylı olarak kasti olarak yapılmayan yok sayma davranışıdır. Emre Hocam, şu anda aktif olarak Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nde çalışıyorsun, başkanlığını Evet. yapıyorsun ve Evet. orada birlikte çalıştığın çok kıymetli arkadaşlarımız var. Neyi hedefliyorsunuz ve faaliyetlerle ilgili birkaç şey söyleyebilirsiniz. Öğrencilerimiz, genelde bizi dinleyenler, öğretmenler, öğretmen adayları sizlere destek vermesini çok isterim. Bir de yani öğretmen oldukları için sınıfa ilk girdiklerinde engelli bir öğrenciyle karşılaştıklarında ya da bahsettiğin gibi kapsayıcı bir eğitim için hiç kimseyi dışarıda bırakmayan, herkesin öğrenebileceğine ve kendisinin herkese her şeyi öğretebileceğine inanarak başlayan öğretmenler için ne söylemek istersin? Önce oradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, lisede bir öğretmenimiz vardı ve o bizi kayırırdı. Olumlu yönde kayırırdı yani, tırnak içinde olumlu yönde kayırırdı. Ya işte görme engelli arkadaşlarınız var, biraz sessiz olun, biraz sakin olun. Bakın onlar sizin yüzünüzden dersi dinleyemiyorlar, bilmem ne falan filan. Biraz da sözel bir sınıftaydık ve biraz da hareketli bir sınıfımız vardı. Bu beni o kadar rahatsız ederdi ki. Yani özne olarak konumlandığım yer burasıydı. Öğretmenin sınıfı sessiz hale getirmek için öne sürdüğü nesneydim aslında. Özne bile değildim. Bu böyle olmaz. Ya da iki kişi vardır ve bir disiplin sorunu yaratmışlardır. Bu iki kişiden birisi engelli değilse ona daha fazla ceza vermek ya da engelli olana daha az ceza vermek de değildir kapsayıcı eğitim. Kapsayıcı eğitim bir öğretmenin sınıfa girdiğinde farklı bir gereksinimi olduğunu fark ettiği bir öğrenciye onu rahatsız etmeden yaklaşması demektir. Onun gereksiniminin ne olduğunu anlamaya çalışmasıdır. Eğer bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip değilse, gerek ona sorarak, gerekse de bu konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere vesaire diğer kurum ve kuruluşlara ulaşarak araştırmalar yapmak olmalıdır. Yani bir kişi engelli bir öğrenciyle daha önce karşılaşmamış olabilir. Onun nasıl ders çalıştığını bilmeyebilir. Ama bunu öğrenebiliriz artık. Bunu öğrenmeden ona karşı olumsuz bir eylemde ve yargıda bulunmayarak bence işe başlamamız gerekiyor. Bence temel durum bu. Ve az önce söylediğim doğrudan ve dolaylı ayrımcılık meselesi var ya Şahin Hocam. Eğer bunu yapmazsak zaten her şey kendiliğinden gelir. Çözüm önerileri de üretiriz. Çözüm önerileri üretme bakış açımız da gelişir. Bilmemek mesele değil. Mesele nasıl yaklaştığın. Eğer yaklaşım biçimin senin eylem ve söylemlerini de belirliyor zaten. Bu paralel bir şey. Söylemler ve eylemler birbiriyle iç içe geçer zaten. Şimdi biz ne yapıyoruz dernek olarak? En başta görme engeller olmak üzere eğitim ve istihdam alanında ve yine bilgiye erişim alanında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmeye çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'na EBA'ya erişilebilir yapın. EBA artık herkesin bildiği pandemiyle beraber farkındalığımız o kadar arttı ki artık EBA ile ilgili. EBA'nın herkes tarafından erişilebilir olması için uğraşıyoruz. Ne zamandan beri?
8 yıldan beri. Bir yıldan beri değil. EBA bir yıldır şeyde değil. Aktif değil yani. 8-9 yıllık bir evveliyatı var. Önceliği var. Biz bunun için uğraşıyoruz. Belli aşamalar kendi. Ya da sınavlarda engelinden dolayı bir mağduriyet yaşamaması için uğraşıyoruz. Gerek ÖSYM, gerekse de Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği merkezi sınavlarda görme engelliler ayrımcılığa uğramasın. Engelinden dolayı mağduriyet yaşamasın istiyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Veya ürettiğimiz, gerçekleştirdiğimiz bir takım başka projeler var. Bunlardan bir tanesi engelsiz destek. Evet, bizim idealimiz, biraz sonra da konuşacağız herhalde. İdealimiz, hedefimiz, vizyonumuz, erişilebilirlikle ilgili herhangi bir sorunun olmadığı bir dünya. Bununla ilgili savunuculuk çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuruluşlarla iletişimimizi sürdürüyoruz. Ama diğer taraftan hayat devam ediyor. Bir görme engelli öğrenci bazen 2 sayfalık ders notunu erişilebilir hale getirmenin yollarını arıyor. İşte biz o anda anlık olarak sorunu çözebilme noktasında gönüllü desteğini verebilecek arkadaşlarımızla bu desteğe gereksinim duyan kişileri bir araya getiriyoruz, eşleştiriyoruz. Engelsiz destek bu proje, böyle bir proje. Engelsizdestek.org web sayfası üzerinden veya Android veya iOS uygulamaları üzerinden bu programı bulabilirler, üye olabilirler gönüllü arkadaşlarımız. Yine mesela görme engelli arkadaşlarımız da bundan faydalanabilirler. Birkaç sayfalık ders notu okuması olabilir değil mi? Metne dönüştürmesi olabilir. Evet, ya da el yazısı halindedir. Ekran okuyucular el yazılarını okuyamazlar ve bunun işte tekst haline, metin haline, Word'e dönüştürülmesi gerekir veya seslendirilmesi gerekir. Bu noktada destek olabilirler mesela. Bu çünkü 2 gün içerisinde çözülmesi gerekir. Ha, idealin nedir? Bunu üniversitenin yapmasıdır veya okulun yapmasıdır değil mi? Evet. Ama idealde yaşamıyoruz diye biz bu kişinin sorununu yok sayamıyoruz. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Bunu ayrı programlarda konuşuruz yine. Tabii, engelsiz tabii. Nota projemiz var. Görme engelli müzisyenlerin karşılaştığı notalara erişim sorununu gidermeye çalışıyoruz. Bakın, müzisyenler, müzik öğretmenliği okumak isteyenler en büyük ayrımcılığı yetenek sınavlarında yaşıyorlar. Çünkü bir takım bazı hocalarımız onların ders materyallerine ulaşamayacağını düşündüğünden dolayı ve kendilerinin de bu materyali üretmeye vakitleri ve imkanları olmadığını düşündüklerinden dolayı arkadaşlarımızı bölümlere almayabiliyorlar. İşte biz bu kaynak sorununu ortadan kaldırmaya dayalı bir proje geliştirdik ve engelsiz notada böyle bir proje. Biz kapsayıcı eğitimin pandemiyle ilişkilendiren podcastler üretmeye başladık Şahin Hocam. Evet. EgetCast podcast uygulamalarında Apple Podcast'te, Google Podcast'te ve Spotify'da EgetCast'ı bulurlarsa arkadaşlarımız pandemide kapsayıcı eğitim başlıklı farklı öğretmenlerle ve öğrencilerle yaptığımız ses kayıtları var, röportajlar var. Onları dinleyebilirler arkadaşlarımız. Daha etraflı da bilgi edinebilirler. eget.org da bizim internet adresimiz. Çok güzel. Emre Hocam aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmeni. Evet. Öğretmen olarak bu konuda neler söylemek istersin hocam? Tabii ki EBA erişilebilir değildi. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama hala yeterli değil. Hatırlarsın belki biz ilk çalışma yaptığımızda 5-6 video bulmuştuk. Öğretmenlerin evet. Hazırladı. Onların da arka planında müzik çalıyordu. Hatta katılımcılar eleştiri yazmışlardı. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu müzik burada hiçbir deney yok demişlerdi. Evet. Deney videosuna müzik eklemek çok kolay. Ama acaba bu videoyu bir tane görme engelli öğrenci izleyecek mi? Öğretmenimiz sesli olarak ne yapıldığını birkaç cümleyle anlatsa müzikten daha etkili olmayabilir. Ama daha eğitime yakın bir materyal olmuş olur. Yani bizim hedefimiz tabii ki coşku, istekliliği arttırma, görsel bir materyal üretme ama kapsayıcı olma adına öğretmenimizin en azından birkaç cümleyle arada girerek şu anda balonu şişiriyoruz gibi ifadelerle o videoyu eğitimsel bir videoya dönüştürmesi gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Bir öğretmen olarak
alandaki durumu da biraz bize anlatmak ister misin? Tabii yani şu anda işte zaten ders materyallerine erişememe sorunu dedik ya, temelde bu var. Yani sadece kitapları okumak falan değil. Bugün eğitim tamamen görsel olarak ilerliyor. Dokunsal yani görsel olarak ilerlemesinden kaynaklı olarak bizim bu görseli anlamamızı sağlayacak iki şey var. Birincisi o görselin betimlenmesi gerekiyor. Yani az önce anlattığınız gibi o deneyde ne yapılıyorsa aslında birkaç cümleyle de değil. Yani ideal olan şey o deneyin etraflı biçimde tarif edilmesidir ki görmeyen kişi de o deneyde hedeflenen kazanımları elde edebilsin. İkincisi de dokunsaldır. Yani bizim o görseli bazen canlandırabilmemiz için sadece betimleme yetmez. Zaten o yüzden mesela görme engellileri geometri dersinden muaf tutarlar. Geometriyi görme engelliler anlayamayacağından değil, o eğitimi görme engellilere vermek daha zor geldiğinden tırnak içinde muaf tutarlar. Yani o görsel, günümüzün görsel çağında görme engellilerin dolaylı ayrımcılığa uğramaması için olması gereken şey hem sesli betimleme yoluyla görselin tarif edilmesi hem de üretilen görsel çıktıların dokunsal hale getirilerek görme engelli öğrenciye verilmesidir, temin edilmesidir. Bunu öğretmen de yapacak ama daha üst kademede bir politika haline getirilmesi gerekecek. Biz Doğru. henüz daha bunu politika haline getiremedik. Doğru söylüyorsun. Evet. Emre Tural ve Zeynep Kucak yazmış hocam. Sizi etkileyen bir öğretmen oldu mu diye merak etmişler, soruyorlar. Sizi çok etkileyen, böyle yönlendiren bir öğretmen oldu mu? Az önce bir öğretmeninizden bahsettiniz ama hani size kendince iyilik yaptığını ifade eden ama aslında Evet. evet. Bir örnek ama yine de sizi etkileyen bir öğretmen olmuştur. Ben ilk tanıştığım zaman da Claire vasıtasıyla tanışmıştık ama senin hem bir görme engelli olduğunu hem de bilgisayar kullandığını hatta web sitenin olduğunu duyduğumda çok 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 şaşırmıştım. Bir hayranlık oluşmuştu ama süreç içerisinde seni sadece bu özelliklerinle değil insani özelliklerinle de ve liderlik özelliklerinle de tanıdım. Gerçekten Estağfurullah. sorunlara çözüm üretme konusunda sen ve ekibin ciddi gayretler gösteriyorsunuz. Yani Teşekkür senin ediyorum iyi hayatında düşünceleriniz etkileyen için. bir öğretmen oldu Yani mu? Sınıf öğretmenin mesela öyle özel bir şey konuşmak ister misin? tabii yani esasen şöyle farklı kademelerde yani ilkokuldan üniversiteye kadar beni etkileyen öğretmenlerim oldu tabii. Yani hem kullandığı öğretim yöntemleriyle hem sınıf yönetimiyle beni etkileyen öğretmenler oldu. Yani ortaokulda İngilizce öğretmenimiz bizim bağımsız bireyler olabilmemiz noktasında çok destekçi oldu. Ya da üniversite öğrenimimiz sırasında sorgulamayı, düşünmeyi bize yeniden hatırlatan öğretmenlerimiz oldu. Yani çünkü biz belki dünyada da öyledir ama ülkemizde sorgulamayı körelten bir eğitim sistemine sahibiz. Ve öğrencilerin yaşı ilerledikçe yaratıcılık seviyeleri de düşer. Yani sorgulama becerileri de azalır. Bunu tekrar kazanmaya yönelten öğretmenlerimiz oldu. Yani tek bir öğretmen belki söyleyemiyorum ama bu şekilde öğretmenlerimiz oldu. O yüzden yani meslek hayatına yeni başlayacak arkadaşlarımız için söyleyeceğim şey çocuklarımızın yaratıcılıklarını öldürmeyecek ya da sorgulamalarına izin verecek şekilde davranmamız, o şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. O zaman ileride hatırlanan öğretmenler olunur. Evet, çok teşekkür ederiz Emre Hocam. Son olarak bizi dinleyen kişilere karşı, onlara yönelik öneriler, tavsiyeler neler olabilir? Onu duymak isterim ve en sonda da hayallerinizi duymak istiyorum Sayın Hocam. Bir Tabii. hayaliniz var mı? Hayal paylaşmak bizce çok önemli çünkü insanlara bir hedef koyuyor. Tavsiyeleriniz ve hayallerinizi duymak isterim. Tavsiyem yani esasen şu, tavsiye ve hayalleri birlikte o zaman ele alalım. Bir defa hayal etmemiş olsaydı insanlar bugün böyle bir ortamda yaşamayacaktık. Bugün de bazı insanların hayalleri var ve o hayaller yarının şekillendiricisi olacak. Şimdi benim hayalim şu aslında.
ötekilerin öteki olmadığı bir dünya hayal ediyorum. Bu ne demek? Yani çok hamasi de gelebilir. Ama şimdi günümüzde bir ötekiler vardır, bir öteki olmayanlar vardır. Ama ötekiler esasen öteki olmamaya başladıkları anda bu defa başkalarını ötekileştirirler. Bu böyle olmuştur yüzyıllar boyunca. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Yani biz mesela ayrımcılığa uğruyoruz, ötekileştiriliyoruz, belli dezavantajlar yaşıyoruz. Fakat bunlar giderilince, bu mağduriyetler giderilince, eğer ki günün birinde biz erişilebilirliği tamamen sağlarsak, herhangi bir engelimizden dolayı ayrımcılığa maruz kalmazsak ve bu defa başka bir grup bizim gibi öteki olursa, dilerim ki bu defa biz ötekileştirmeyiz. Bence mesele buradan kaynaklanıyor Şahin Hocam. Evet. Hayalim budur. Yani öteki kavramının yok olduğu bir evren hayal ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tavsiyem de bu yönde bakış açısı geliştirmektir. Yani bir faaliyette bulunmasa bile ayrımcılıkla mücadele etse, insan en azından kendi dünyasında ayrımcılıkla mücadele etse çok büyük bir katkı sağlamış olacak değil mi? Tabii. Hocam düşünsene, altı basamaklı sayıları zihinden çarpabilen insanların sayısı dünyada çok olsa ve biz çarpamayanlara farklı muamele etseler, ne kadar zeka özürlüsü deseler, değil mi? Hiç istemezdik. Ama tabii. Bu örneğin dışında bizler de çok rahat ayrımcılık yapabiliyoruz, etiketleme yapabiliyoruz. Her yerde yapılıyor. Yani biz de yapıyoruz Şahin Hocam. Yani en bazen kendisini hak savunucu olarak ifade eden önde gördüğümüz kişiler veya bizler de zaman zaman istemeden, o çünkü kodlarımıza işlenmiş Şahin Hocam. Yani bu iş böyle değil ki, bir anda okuyarak da olmuyor. Kültürümüzde işlenmiş, kodlarımıza işlenmiş. Ondan arınmanın yolu da farklı ortamlarda yaşamak. Yani farklı kişilerle, farklı ortamlara girerek bence bu şekilde deneyim elde etmek. Yani hani çok gezen mi, çok okuyan mı bilir meselesi var ya Şahin Hocam. İkisini Evet. Birlikte yapmak lazım. Yani doğru. Sadece okuyarak olmuyor. Ama öyle okumadan gezmek de olmuyor yani. Evet. Mesela kültür gezisine diyelim ki Kapadokya'ya gittiniz veya işte bir müzeye gittiniz. O müze hakkında bir fikriniz yoksa oradaki ürünler sizin için hiçbir şey ifade etmez ki. Yani o Göbekli Tepe'ye gidersiniz, taş var burada dersiniz. Evet. Yani, aslında orada taş yoktur değil mi? Yani evet. Nasıl bir tarihi yatıyor onun arkasında. Ama evet. Eğer siz onu bilmezseniz ve bilmeden oraya gezmeye giderseniz, ben kültür turu yaptım diye giderseniz, taş var dersiniz. O taşın önünde de fotoğraf paylaşırsınız. Kültürlü olarak göstermiş olursunuz. En azından bu video sonunda öğrencilerimle, izleyicilerle şunu paylaşabiliriz. Biz de yapabiliriz. Bir kağıt kalemle hayatımızdaki ötekileştirdiklerimiz kimler? Evet. Onları birkaç yazıp bunlardan kaçından vazgeçebilirim ötekileştirmekten? En azından hepsi olmasa bile ilk aşamada ötekileştirdiğim ne kadar insan var ve bunları nasıl, bu sorunu nasıl çözerim diye bir düşünebiliriz değil mi? Sadece insan da değil. Bunu söyleyebiliriz. Şahin Hocam, yani doğa-insan ilişkisinde insanın doğaya hükmeden konumundan vazgeçmesi gerekir. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Yani sağ olasın. Bence bakış açısı bu. Yani doğa-insan ilişkisinde, tekrar edeyim bu cümlemi, insanın doğaya hükmetme eğiliminden vazgeçmesi lazım. Bundan vazgeçersek zaten ayrımcılık da kalmaz. Evet. Katkıların için, paylaşımların için çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize saygılar sunuyorum. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Selamlar.